Merhaba, kanalıma çok ama çok hoş geldiniz. Bir ay sonra ilk defa video çekiyorum. Aşırı mutluyum. Hepinizi çok ama çok özledim. Gerçekten video çekmeyi, sizinle iletişimde olmayı aşırı özledim. O yüzden de çok heyecanlıyım. Lafı çok uzatmıyorum. Bugün sizlere bad bitch makyajı yapacağız. Böyle daha iddialı, eyeliner odaklı, böyle gözleri daha çekici, daha seksi gösteren bir makyaj yapacağım. Ben şimdi hemen video geçiyoruz. Ben cildimi nemlendireceğim öncelikle. Bobbi Brown'un Hydratic Face Cream kullanacağım. Bu çünkü makyaj öncesi baz olarak da kullanılıyor. Bu arada gözümde azıcık maskara var çünkü bugün son sınavımdan çıktım geldim. Sadece maskara sürmüştüm. Onu silmedim. Neden silmedim? Hem silmeye üşendim hem de zaten takmak edip takacağız. O yüzden tabii önemi yok maskara olmasının. Maybelline'in Super Stay Fondöteni kullanacağım. Benimkisi 10 numara. Bunun rengi normalde bana pek uymuyordu ama birazcık bronzlaştım. O yüzden şu an uyacağını düşünüyorum. Bu arada yatağın üstüne o neden döndü? Evet, bakın şu anda rengi bana uydu bence. Değil mi? Bronzlaşınca bunu sevdiğimde bana kızıyordunuz olmadı olmadı diye. Göz altını kapatacağım. Bunun için de Maybelline'in Instant Anti-Age Effect kapatıcısını kullanacağım. Allah'ım o kadar bronzlaştım ki bu kapatıcı benim ten rengimdeydi. Şu an bildiğiniz bembeyaz oldu. Bu arada ben bronzluğa aşık bir insanım. Yani çok hoşuma gidiyor böyle bronzlaşınca kendim. Harika. Pudra uygulayacağız. MAC'in Prep & Prime pudrasını uyguluyoruz. Böyle çok pudra böyle şey bir görünüm olsun istemiyorum. O yüzden de fırçamı alıyorum elime. Bununla sadece göz altlarımı uygulayacağım. Evet, şimdi göz makyajına geçebiliriz. Karıştırma fırçamı elime alıyorum. Ben NYX'in Love So Much'i far paletindeki şu turuncuyu uygulayacağım. Siz de buna benzer bir renk varsa bunu kullanabilirsiniz. Fazlalığını silip gözümün katlanma kısmını uyguluyorum. Gözlerimi böyle daha çekik göstermek için de şu şekilde uyguluyorum. Bu Pink Elise'in Natural Eyeshadow paletindeki şu turuncumsu rengi de alıyorum birazcık. Onu da böyle sadece gözümün dış köşesine uyguluyorum. Tek bir fırça yeterli olur ikisi için de. Şöyle yassı bir fırça alıyorum. Bunu da yine NYX'in paletindeki bu ten rengi, mat rengi alıyorum. Ve gözümün şu kısımlarını birazcık aydınlatıyorum. Ve şimdi birazcık kendimizi yeğliyoruz çünkü şu an oda aşırı sıcak. Ses olmasına camları da açamıyorum ama aşırı sıcak. Yani böyle aynadan bakınca aslında çok da aydınlık durmuyor yüzüm ama kamerada aşırı aydınlık duruyor. Neyse umarım siz de benim gördüğüm gibi görüyorsunuzdur. Şimdi benim kırmızı bir eyelinerım yok. Bu artık çok bilinen bir yöntem zaten. Hatta YouTube'da bununla ilgili ilk videoyu da ben çekmiş olabilirim. Kendimi övmek gibi olmasın. Mat likit rujla eyeliner yapacağız. Bu da çok basit gerçekten. Kalıcılığına çok güvendiğiniz rujunuzu alıyorsunuz. Mesela ben Maybelline'in mat inklerinden 20 numarayı alıyorum. Bununla gözüme çok ama çok güzel bir eyeliner çekeceğim. Umarım çok ama çok güzel olur. Çok hafif bir şekilde gözümün alt dış kısmına da fırçamda kalanı böyle geçsin ki birazcık daha çekik dursun gözlerim. Göz içime de beyaz bir göz kalemi çekeceğim. Göz altlarıma da böyle çok hafif turuncumsu bir renk geçiyorum. Ve aynı şekilde kirpiklerime, neden kirpiklerime taktım ben bu ara? Aynı şekilde göz bebeklerime, bebeklerime geçiyoruz. Göz pınarı. Şimdi göz pınarlarına geçiyoruz. Burası için de yine NYX'in Love You So Much koleksiyonu. Love You So Much far paletindeki pembe highlighter gibi bir rengi uygulayacağız. Birazcık yoğun olması gerekiyor bu rengi. Kirpikler biraz kurusun. Üstlerinden yine eyelinerla geçeceğim ama şu an yapıştırıcıları daha yeni olduğu için eyelinerla geçemem.
Ben alt kirpiklerime maskara süreceğim o sırada. Şimdi kaşlarımızı dolduralım. Flormar'ın Twist Up Brow Crayon'u kullanacağım. Bununla doldurması çok kolay oluyor gerçekten ama biraz ince iş değil de böyle daha düz ve daha dolu dolu duruyor. Şimdi cilt makyajına geçelim. Bronzer uygulayacağım ben. Yine Benefit'in Hoola Bronzer'ını kullanacağım. Yüzleri her zaman mükemmel kontrollü olur. Allık olarak da NYX'in Ombre Blush'larından Insta Flamer'ini uygulayacağım. Highlighter olarak da Bobbi Brown'ın Pink Glow isimli highlighter'ını uygulayacağım. Ruj olarak da pastelin 20-31 numaralı rengini uyguluyorum. Ve şimdi de üst kirpik diplerimi, eyeliner'ı tazeliyorum ve makyajı bitiriyoruz. Böyle omuz açık bir şey giyiyorsanız eğer buralarınıza da highlighter sürebilirsiniz. O da çok güzel duruyor. Son olarak da Urban Decay'in Makeup Setting Spray'ini sıkıyorum. Geldi, iyi oldu. Ve makyajımı bitiriyorum. Uzun bir aradan sonra yaptığım bu makyajı buraya kadar izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu yazını böyle tamamen video çekmeye ayırmak istiyorum. O nedenle de benden istediğiniz videolar varsa, merak ettiğiniz konular varsa lütfen aşağıya yorum bırakın. Ben de ona göre ilerlerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.